Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Didemciğim merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Merhaba. Bu akşam sevgili Ekonomide Saadet'le keyifli bir yayın yapacağız. Çok özel bir gün. 166 yıl sonra büyük iyilik Jüpiter ve Neptün'ün birleşimine tanıklık ediyoruz. Sertaç Bey selamlar, sevgiler. Düşüncelerimize, dualarımıza, niyetlerimize, kendi içimizde yaşadığımız ikilik hallerine daha fazla özen göstermemiz gerekti. Çünkü bir döngünün bitip yeni bir döngünün kapılarını aralıyoruz. Bir daha böyle bir etki 166 yıl sonra gerçekleşecek. 3-6-9 ile ilgili bilgiyi vermiştim. 11'inde başlayacaktık ona. Ana sayfamdaki videolar bölümünde var. Özellikle bugünlerde aklımızdan geçenlere, konuştuklarımıza, hayatımızda bizi yoran enerjilere karşı takındığımız tavır ve davranışlara özen göstermemiz lazım ki gün boyu NASA'da Jüpiter-Neptün kavuşumunu gözlemlediler ve canlı yayınlarla bunları paylaştılar. Bu enerjiyi daha güçlü hale getirmek için yapılması gereken çalışmalar yine ana sayfamdaki astro kliplerde ikisinde de mevcut. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Size yalvarıyorum, bana yardım edin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Sevda Hanımcığım, ben elimden geldiğince yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. Ayrıca bu akşam rozetlerimiz açık. Hoş geldin Saadetçim. Sokaktaki canlarımız için rozet alıp katkıda bulunabilirsiniz. Onların mama ve sağlıkları ile ilgili ihtiyaçlarını gidereceğiz. Merhabalar. Sevgili Saadet gelecek zannediyorum. Tekrar gönderelim. Sizler iyi misiniz? Gördüm, Saadet hattan düştü. Jüpiter ve Neptün'ün geçişinin etkileri, Jüpiter'in balık burcundaki seyrinin burçlara yansımaları, doğum haritanızda hangi evde etkili olduğu tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. astrodeha.com'u İran'a selamlar, sevgiler. Lütfen takip edin çünkü Jüpiter'in yönetici olduğu balık burcundaki seyri nefes alacağımız, daha özgür hissedeceğimiz, hayatımızda karanlık ve zorlu bir döngünün kapanıp yeni bir döngünün başlaması anlamına geliyor. Bu geçiş tüm burçları etkileyecek. Hangi burcun doğum haritasında hangi evinde olduğunu da lütfen astrodeha.com'dan takip edin. Rozet uygulamasını sokaktaki canlarımızın mama ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için açtım. Sizler de rozet alıp sokaktaki canlarımıza bu mübarek günlerde destek olabilirsiniz. Daha sonra toparlandıktan sonra rozetleri her ay belli bir dernekle, güvendiğim, bildiğim bir dernekte hep beraber çorbada tuzumuz olsun diyerek o canların ameliyatlarını, yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu akşam ekonomi konuşacağız. Saadetçim gelince geldim yazarsan çok sevinirim. Çünkü Saadet bağlandı ve düştü. Ekonomik anlamda hepimiz çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Dünya genelinde de, ülkemizde de. Şimdi önemli ipuçları verecek. Ekonomide neler oluyor, neler bitiyor? Yatırım planları ile ilgili konularda dikkat etmemiz lazım. Olsun. Şimdi gönderdim Saadetçim.
İstek gönderdim sevgili Saadet'e. Söyleyecekleri çok önemli. Saadet'ciğim, kameram mı ters? Sanırım Saadet'in yayınında bir problem var. Bir saniye lütfen. Evet. 166 yıllık, 166 gün değil. Eksik olmayın, ben de sizleri seviyorum. Seste bir sıkıntı yok. Ses gayet iyi ve net bir şekilde geliyor. Seste sıkıntı yok değil mi? Saadet'i bir arayabilir misin? Düşüyor hatta. Hı. Tamam. Okey, okey. Yazarsın telefonuma, bay bay. Eksik olmayın Yonca Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Saadet'in bağlantısında bir sıkıntı olmuş ama. Gayet iyi. Evet. Jüpiter'in geçişinin burçlara etkileri, doğum haritanızda hangi evi etkilediğini tüm detaylarıyla astrodeha.com internet sitemde yazdım. Lütfen okuyun ve Jüpiter'in verdiği mesajları doğru şekilde algılayıp yaşamlarımıza yansıtalım. Çünkü bir daha 166 yıl sonra gerçekleşecek bu gök olayı. Konuştuklarımız, seçimlerimiz, hayatımızda bizi zorlayan, iyi gitmeyen konu ve durumlara karşı tutumumuzu yeniden yapılandıracağımız, rehber rüyalar görebileceğimiz, o bastırdığımız, yok saydığımız sezgilerin güçleneceği, arafta kaldığımız pek çok şeyden bizi özgürleştireceği enerjiler söz konusu. Her şeyden önemlisi, bu etkiyle birlikte dünyada ve ülkemizde son derece köklü değişimlerle karşı karşıya kalacağız. Daha iyi etkiler. Önemli gezegen geçişlerini her zaman söylüyorum, yine ifade etmek istiyorum. Ben Batı, Çin ve Hint astrolojisini 3 alanda uzman olduğum için 3 sistemi birden kullanıyorum. astrodeha.com'u okursanız Jüpiter'in hangi evde, nasıl ve ne şekilde etkili olduğunu öğrenirsiniz. Hemen seni davet ediyorum Saadetciğim. İstek gönderdim ama kameran ters tarafa bakıyor Saadet. Duyabiliyor musun beni? Sesim geliyor mu Saadetciğim? Allah Saadet'in yayınında bir şey var zannediyorum. İnternetinde daha doğrusu yayın demişim. Sağ olun, eksik olmayın. Bir asistanımı arayayım. Ekonomik anlamda neler bekliyor bizi? Gerçekten ben de çok keyif alarak bekliyorum. Bir arayabilir misin? Ondan sonra beni arayıver. Bay bay. O zaten bağlanabilse, onun internetinde bir problem var herhalde. Belki bir kapatıp açarsa internet ve telefonunu düzelir. Kamerası, evet, kapıyı gösteriyor. Hayırlı Ramazanlar sizlere de. Ben de sizleri çok seviyorum. Eksik olmayın. Hayatımızda kötüye giden ne varsa bunları iyileştirebileceğimiz güçlü etkilerle karşı karşıyayız. O yüzden tavrımız, düşüncelerimiz şifa bulsun istiyorsak bu güçlü enerjiyi iyi değerlendirelim. Çünkü
166 yılda bir gerçekleşen bir gök olayına tanıklık ederken bence hepimizin değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu idrakinde hareket etmemiz gerekti. Bizi aşağıya çeken, enerjimizi çalan, işimize, ilişkilerimize sürekli müdahale eden, kendinde çok varmış gibi bize akıl vermeye kalkan insanlarla ilişkilerimizi yeniden yapılandıracağımız özel bir döngü. Hep uyanış uyanış diyoruz ama Urfa Göbekli Tepe'ye baktığımızda dahi uyanışın binlerce yıl önce gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden modum düşük değil, gayet iyiyim. Bu enerjileri akıllı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Uyanışa geç kalmamamız lazım. Birilerinden bir şey beklemek yerine gökyüzünün mesajlarını doğru algılayıp hür irademizi ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Gerçekten dua edelim. Özellikle bu kutsal günlerde bu gezegen kombinasyonunun oluşu çok daha anlamlı hale getirdi bence. Çünkü ruhlarımız çok yorgun, ruhlarımız kirli. Ruhlarımızı temizlememiz, şifalandırmamız için büyük bir fırsat bu. Fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Çünkü son 2,5 yıldır insanlık, doğa, ülkemiz, her birimiz çok zor zamanlardan geçtik. Şimdi bu zamanların getirdiği yorgunlukları iyiye çevirebilmek için gökyüzü desteklerken bizi bunu çok güçlü bir şekilde yaşamlarımıza taşımalıyız. Çünkü iyi de var, kötü de var. İyi ile kötü tabii ki muhakkak ki hayatımızın her noktasında istesek de istemesek de olmaya devam edecek ama bu güçlü enerjiyle iyi olanı derleyip toparlayıp daha güvenli bir noktaya taşıyabilmek olsun amacımız. Ekonomide saadeti bekliyoruz. Evet, asistanım aramadı beni. Ben tekrar arayayım kendisine. Konuşuyordur muhtemelen. Her daim yapmamız gerekli. Aynen öyle. Bana yaz ki ben seni aramayayım. Tamam mı yavrum? Hadi bay bay. Aslan kadın olarak hiçbir şeyden soğumayın. Saadetçim kameran ters yavrum. Ha. Ah şükür. Bir şey söyleyeyim mi? Yani telefonun beyni gitti. Anlamadım neden olduğunu. Konuşuyorum. Sesim duyulmuyor. Bir dakika şu açımı elime aldım. Tekrar kapadım. Bir telaşlandım. Ay. Bu ne Bir güzellik 10 maşallah. dakikadır cebelleşiyorum Cebelleşiyorsun. telefonla. Bir de hani bir de sizin de olan yayında denk gelince böyle daha da bir elim ayağıma da böyle şey oldu. Öbür tarafta asistanız arıyor falan. Diyorum ki açıyorum, basıyorum. Top basıyorum. Tak, beni tekrar geri atıyor. Bir şeylik var telefonumda. Bir de düşürdüm ben onu bir iki sefer. Bilmiyorum Olabilir. Biz bu. nazara geliyoruz birazcık ama Evet. sevenlerimizin güzel enerjileri, duaları bizleri korur. Buna da inanıyorum ben. Çok özel bir günde yayın yapmamız nasıl güzel oldu. Işığın Evet. deminki gibi açtığında daha güzel Açayım görünüyorsun. mı? Çok Bence alacak gibi açmalısın. geldi bana. Bir dakika. Ben tabii elim ayağıma dolaşmış. Önümde not defterleri falan var. Nasıl açayım? Evet. Ay çok sanki parladık bu sefer de. Birazcık şöyle mi gitsem? Heh. Böyle daha mı iyi? Evet, orada Daha kal mı iyi çok şöyle güzel açıp? görünüyorsun. Sanki Maşallah, subhanallah. böyle çok farklı bir dakika. Ya neyse bu yayında artık bizi telafi ederler. Tanıdılar beni diye düşünüyorum. Onlar bizim Olur mu? yüreğimizi Işığımı biliyorlar. falan azıcık şey yapayım. Azıcık bir ayarlayayım çünkü çok sanki böyle Heh. bir ama beni çok sararttı gibi geldi bu. Bakın buradan Şenay Hanım bir şey söyleyeceğim. Buradan ekonominin gerçeklerine döneceğim için azıcık onları güldüreyim birazcık rahatlatayım ki nasıl olsa söyleyeceğim şeyler hiç iç açıcı gelmeyecek diye böyle birazcık stresleri atsınlar. Ne diyeyim? Valla her söylediğin o kadar önemli, o kadar değerli ki onlar bizi gerçekten tanıyorlar. Güzel bir güne denk geldi. Bir döngünün kapanıp yeni bir döngünün kapılarını aralıyoruz. Yayından önce de sen gelmeden önce bundan bahsediyordum. 166 yılda bir gerçekleşen
Özel bir gök olayına tanıklık ediyoruz. Bu yüzden hayatımızda bizi ağırlaştıran, yoran, sürekli aynı konularla imtihan olduğumuz pek çok şeyden özgürleşeceğimiz bir zamanın, bir döngünün kapılarını araladık insanlık olarak. O yüzden küçük detaylara üzümün çöpü, armudun sapı demeden resmin bütününe bakmamız gerekti. Çünkü çok uzun zamandır baskı altındaydık. Önemli bir gökyüzü enerjileri olduğunda bunun farkına varabilmek, idrak edebilmek, geç kalmadan harekete geçebilmek hayatımızı değiştirebilir. Değişmeyen tek şey değişim olduğuna göre bu güçlü enerjiyle ruhumuzun iyi ve güzel taraflarını ortaya koyup bunu anlayan insanlarla ilişkilerimizi güçlendirmeye olsun çabamız ve her birimiz güçlenecek sezgilerimiz, rehber rüyalarımızla bu dönem hayatımızda sıkışıp kaldığımızı hissettiğimiz pek çok noktada özgürleşeceğiz, şifa bulacağız. Teşekkür ederiz Tolga Bey. Madden, manen hayatımızda çıkmazda olduğumuz pek çok şeyi yeniden yapılandırabileceğimiz etkilerle karşı karşıyayız ve bu özel günde yine seninle yayın yapıyor olmamız da bence ikimizin şansı. Jüpiter-Neptün'ün bu güçlü etkisi tüm kalbi güzel ruhlara, sana da bana da güzellikler getirsin diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Amin diyorum. Ben de zaten bugün en çok dedim ki, şimdi nereden başlayacağımızı bilmiyorum yayına. Kesin dedim bunu sorayım. Çünkü her yerde okudum. Bu Jüpiter Neptün hareket şeyi ve 166 yılda bir oluyormuş. Ama ben de bugün böyle inanılmaz bir, yani normal kendi enerjimin çok altında bir böyle ağırlık vardı. Psikolojik de olabilir, bilmiyorum. Ya da Ramazan'ın da etkisi olabilir, ama onu da soracaktım. Böyle bir sanki daha ağırlaştıran, daha şey bir enerji. Öyle bir enerji mi? Yani ben böyle bir, hani mucizevi bir etki midir bu, pozitif anlamda? Yoksa böyle birazcık daha hani farkındalığı arttırmak için içe dönüş enerjisi midir? Sanki ben biraz ikincisi gibi hissettim. Onu sorayım. Şimdi Sonra senin geçeceğim haritanı Özenko'da diye. bildiğim için sen Vedik astrolojiye göre Mars büyük periyodundan geçiyorsun. Mars'ın kuzey ay düğümüyle yaptığı açı seni biraz daha duygusal olarak baskı altında hissettirir. Olayların gidişatının sürekli benzer tekrarlar olabileceği konusunda gergin hissedebilirsin. Ama bugünkü kavuşum bence her gök olayı bir mucize. Ama mucizeler aynı zamanda hayatımızın içerisinde de var. Yani büyük şeyler beklemek yerine hayatımızda yanı başımızda hazır olan mucizeleri görmemiz için büyük bir uyanış etkisi getiriyor. Tabii ki Jüpiter Neptün'ün 166 yıl sonra aynı noktada buluşması bizim hayatımızda sabrettiğimiz, görmezden geldiğimiz, tek taraflı fedakarlıkları gönüllü şekilde yaptığımız şeylerle alakalı noktada da diğer tarafından baktığımızda tahammül gücümüzü azaltıyor. Neden ben? Niçin ben? Hep ben mi vermeliyim? Hep ben mi sevmeliyim? Hep ben mi ilk adımı atıp ben mi sorumluluk almalıyım? Bu birkaç gün boyunca bu tarz sorular zihnimizde baskılar olarak bizleri etkileyebilir. Bu geçişin enerjisinin yansıması bu. Düşünsene bir daha 166 yıl sonra gerçekleşecek böyle bir enerji. O yüzden hayatımızdaki dengeleri yeniden yapılandırmaya, yanlış kelimeler, yanlış dualar, yanlış niyetlerde bulunmamaya çok özen gösterelim. Finansal anlamda zorluklar mı yaşıyoruz? Bunu iyileştirebilmek için bugüne kadar yaptığımız, izlediğimiz yol bizi bir arpa boyu yol almaktan alımı koydu. Gökyüzü diyor ki bunları geliştir. Kendini geliştirmek için bilenlerin ve yaptıklarını ortaya koyanların söylediklerini örnek al ve hayatına yansıt. Kendimizi ne kadar geliştirirsek, sezgilerimizi, aklımızı, rüyalarımızı akıl süzgecinden geçirip yaşamlarımıza yansıtırsak aynı tekrarlardan kurtulmayı başaracağız. Yani bu enerji dünyaya da, insanlık olarak bireylere de, bizlere de rahat bir nefes aldıracak. Ama bu rahat nefes alırken nefesimizi kesen, kendi çıkar ve menfaatleri için bin bir türlü entrikayla aklımızla oynayan insanlarla da mücadele etmemizin önemine dikkat çeken etkiler aynı zamanda. Bu dengeleri
değiştirirken öyle bir arkamızda bırakmalıyız ki bazı şeyleri tekrar istedikleri zaman hayatımıza girip alabora etmemeleri mümkün olsun. Mücadele etmemiz, gücümüzü fark etmemiz, hayatımızla ilgili önemli kararları gözden geçirip iyileştirmemiz ve uygulamaya geçmemiz gereken çok özel bir döngüdeyiz. O yüzden bugünlerde zaaflarınızı, inançlarınızı kullanmaya kalkan, güzel sözler duymak istediğinizi bilen ve bu noktada sizi yumuşak karnınızdan vurmaya kalkabilecek kişilere de ekstra dikkat etmeniz noktasında uyarmak isterim. Çünkü Neptün mistik bir gezegen. Mistizme ait her şey onun yönetimi altında. Hayaller, ilham perilerimiz de Neptün yönetiyor. Jüpiter ise büyük iyilik, bolluk, bereket, şansa ait her şey Jüpiter'in yönetimi altında. Hem aldatıcı hem uyanışa geçirip daha sağlam ve güçlü etkileri oluşturan bir kombinasyon hakim gökyüzünde. Bu yüzden hayatınızda yaşamış olduğunuz her şeyi bir hakim gibi, adil ve dürüst bir hakim gibi masaya yatıralım. Artılarımız, eksilerimiz, geliştirmemiz ve bırakmamız gereken neler? Bunların hesabını, kitabını yapıp hayatımızı yeniden yapılandırmak için yola koyulalım. Rozetleri açtım bu arada Saadetçim. Sokaktaki canlarımıza bizi izleyen, Harika. dinleyen takipçilerimiz, onların mama, sağlık giderleriyle ilgili destek olabilirler diyorum. Ve bu güçlü enerjinin tüm iyi insanlar için geç kalmadan, keşke demeden hayatlarına aydınlıklar getirmesini diliyorum. Ve sözü sana bırakıyorum. Ekonomik anlamda ciddi bir darboğazdayız. Yani bildiğin Ayşe kadını almaya kalkarken gördüğüm rakam evvelsi gün gözlerim yuvalarından çıkıyordu. Çok zor bir sürecin içerisindeyiz ve sen, lütfen sevgili Saadet de bir önceki yayınımızı Saadet'in YouTube kanalına girip izleyin. Çünkü biz birlikte finansal astrolojiyi onun ekonomi bilgisiyle birleştirerek bir yayın yaptık. Bugün yaşadığımız sürecin değerlendirmesi aslında orada paniğe kapılmamanız gereken bir döngü. Paniğe kapılarak yatırım planlarınızda ani kararlar daha büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir diyorum ve sözü güzel dostum Saadet'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim o yayınlarımızda aslında yine bu yayında da bence kriptocular, altıncılar, dolarcılar merak ediyorlardır elbette diye düşünüyorum. Hem de Onları da nasıl? ben yine kısa kısa biraz anlatacaklarımı paylaşayım. Çünkü bazı özellikle bu hafta çok önemli bir hafta bizler açısından da, yani ekonomik anlamda bizim böyle çok veri yoğun dediğimiz bir haftaydı. Bugün keza benim belki de böyle bir şeyliğim, hani bugün de gelen böyle önemli datalar vardı piyasada. Bunların bize etkisi ne? Ve birazcık hani insanların farkındalığını artırmak adına aslında bu yayınları yapıyoruz. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Özellikle bugün hususi olarak baktım. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim hemen izleyenlere. Yani dolar altını, kriptoları merak edenler üzülmesinler. Onların hepsine kısa kısa bilgi vereceğim. Hatta ben kendim haftalık yorum yapıyorum. Orada da bir düzeltmem de olacak. Altıncılar sabırla beklesinler diyorum. Şunu yaptım ben bugün. Ya bugün Amerika'dan bir enflasyon datası geldi ve gerçekten piyasada da önemlidir. Çünkü biz çok önemli bir ayağa geçiş yapıyoruz. Maalesef ben bu konuda çok özellikle ana akım televizyon kanallarında çok böyle, hani tabii ekonominin normal haber programlarında işleniyor ama maalesef ekonominin gerçekleriyle yayınlar da yapılmadığını gördüğüm için daha da üzülüyorum. Çünkü biz Mayıs ayında hakikaten çok fazla zorlanacağımız bir konjektüre giriyoruz. Bunu ben kendi yayınlarımda defaatle söyledim. Bu yayında da tekrar söylemiş olayım. Bugün Lütfen. şöyle bir şey vardı. Şimdi bugün Amerika'dan enflasyon datası geldi. Amerika'nın enflasyonu, ya bize ne Amerika'nın enflasyonundan demesinler. Çünkü genelde şöyle yapıyorlar. İşte şu anda uyguladığımız bu ekonomi politikasında hep bir şey söylemi var ya. Hani zaten dünyada da enflasyon var. Yahu Evet. hani dünyada enflasyon var, dolayısıyla bizim halkımız sabırlı olsun, bu enflasyon düşecek, hatta Sayın Nebati'nin Aralık ayında düşeceğine dair bazı söylemleri vardı. Evet. Şunu söylemek isterim, evet bugün Amerika'da aylık 1,2, yıllıkta da %8,5 gibi, gene piyasa beklentisi 8,4'lerde, %8,5 gibi bir yıllık enflasyon geldi. Şimdi bu Amerika gibi bir ülke için gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani Amerika'nın
hani enflasyonunun böyle sıfırlarda birlerde olduğunu düşünecek olursak 8,5'luk bir yıllık enflasyon orada da çok yükselmiş bir enflasyon anlamına geliyor. Ama lütfen şunun altını çizmek istiyorum. Hani tenkitim de şu noktadaydı. Bizim enflasyonumuz işte bizim de hemen şeyin ilk haftası geliyor, ayın ilk haftası geliyor, %61'lerde. Şimdi ben bir şey yayınlamıştım kendi sosyal medyamda. Şu anda 38 tane OECD ülkesi içerisinde enflasyonu %10'un üstünde olan tek ülke demeyelim de bir Estonya var bir de biz varız. Yani %10'un üstünde Avrupa'da bu kadar yüksek enflasyonu olan nadir ülkelerden biriyiz. Bu şu manaya gelmemeli lütfen. Evet, dünyada enflasyon var. Dünya enflasyonla mücadele ediyor. Fakat bizim içeride uyguladığımız ve bu politika uygulanırsa şunlara sebebiyet verecek dediğimiz yanlışlar silsilesi artarak devam ediyor. Dolayısıyla bizim yanlışlarımızdan dolayı biz %61'lik aslında çok daha hissettiğimizin yüksek olduğu bir enflasyon oranı yaşıyoruz. Geçen yıl bile en azından hani şöyle söyleyeyim yahu özellikle bu söylemler söylendiği zaman yani pandemi 2,5 yıldır var. Geçen sene de bizim enflasyonumuz %20'lerdeydi. Yani en azından Evet. bu kadar kötü değildi. Yani Değildi. biz bir biberi, bir salatayı, bir domatesi marketten alırken hadi pazardan alanlarda keza öyle. Yani 30 liralar, Evet. 40 liralar, 50 TL'ler artık zaten inanılmaz. Hani zaten bunlar bizim çok karşılaştığımız rakamlar olmaya başladı. Hatta ben Maalesef. geçenlerde bir şeyi koydum. Belki o da hani şey olacaktır. Su alayım dedim. Damacana sular. Ya 26 TL'ye aldım. Bir hafta önce 31 TL dedi. Dedim ki yani ne oldu bir hafta içerisinde? Evet. Hiç merak etmeyin dedi. Şey dedi bunu dedi bir kere daha yapacağız ama bir daha yapmayacağız dedi. Hani bu böyle en azından birkaç ay daha devam eder. Çünkü o kadar değişken ki fiyatlar. Buradan şeye de gelmek istiyorum. Yani bu kira artış oranlarında da bu aslında hesap var. Yani önden bir Evet. kere şeyi artırıyoruz fiyatı. Çünkü ne kadar yükseldi maliyetlerimiz. Bunu da nereden anlıyoruz? Üretici fiyat endeksine baktığımız zaman da üfe %105'lerin, %115'lerin üstüne geldi. Bu Evet, ne evet, demek? evet. Yani üretenler çok ciddi bir maliyete katlanıyorlar. Elektriğinden doğalgazına, artan akaryakıt fiyatlarından hepsi onların maliyetini de arttırdığı için aslında üretici de karından feragat ediyor. Bakmayın bu dönemde. Şimdi bugün şöyle de önemli kararlar geldi. Hemen hızlıca onları da söyleyeyim. Çünkü bu hafta en azından bundan sonraki haftalar açısından daha belirleyici bir hafta olacak. Mayıs'a Evet. girmeden önceki belirleyici hafta bu haftaydı. Şimdi dediğim gibi yani Amerika'nın enflasyonunun da yükselmiş olması yahu dünyada enflasyon var söylemine ve rehavetine bizi kaptırmasın. Dünyadaki enflasyon ortalaması %10'lardayken diyelim en azından OECD'de bu kadar bile değilken bizde %61 gibi çok inanılmaz bir oran yaşıyoruz. Keza daha da yükseleceğini zaten yaz aylarında %75'ler ve üstüne gelme potansiyeli olduğunu bizler öngörüyoruz. Çünkü enflasyonu düşürecek maalesef reelde alınması gereken ve özellikle de ekonomik tarafta alınması gereken tedbirler alınmıyor. Yani biz enflasyonu düşürmek için eğer yahu işte bu market zincirlerinden kaynaklanıyor deyip onları hapis cezası verirsek veya stokçuluk yapıyor diye cezai müeyyidelerini arttırarak enflasyonu önleyemeyiz. Yıllar önce, yıllar önce de enflasyonla mücadele için hatta şey bile yapılmış. Son dönemde yine izleyenler bileceklerdir. Enflasyonla mücadele adına bir yeni bir işte Sayın Tayyip Erdoğan açıkladığı bir şey var. Yani kabine toplantısında da en azından henüz bu açıklanmadı ama konuşulan kabine toplantısında 20 tane temel gıda maddesinde bir fiyat sabitlemesine gidilecek deniyor. Şimdi bunlar tabii işte süt gibi, yağ gibi, un gibi çok hani bizim rutinimizde kullandığımız gıda maddeleri olacak. Fakat böyle bir fiyat sabitlemesine gidiliyor olması daha da felaket bir noktaya bizi taşıyacaktır. Maalesef bunu söyleyecektim. Yani tarih bizi o kadar hani kitabi bilgi aslında biraz araştırsak, biraz geriye dönük baksak enflasyonla mücadele için yıllar önce buna yönelik fiyat sabitlemesi yapılmış. Hatta o dönemde market veya işte o zamanın böyle gıda alışverişi için olanlar bu fiyat sabitlemenin üstüne gelirse idam cezası verilmeye bile mahkum edilmiş. Tarihin bir döneminde bakarlarsa ekonomi tarihi bunu yazıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir dönem önce ekonomide de işte
acaba enflasyonu düşürmek için fiyat sabitlemesi yapalım mı diye birileri düşünmüş. Bunu uygulamaya koymuşlar. Fakat bu kıtlıkla sebebiyet vermiş. Yani üretici üretmekten vazgeçmiş bu sefer fiyat sabitlemesine gidince. Veya iş kara borsaya düşmüş. Dolayısıyla yani bu fiyat sabitleme hadisesi de maalesef bizim ekonomimiz açısından olması gereken tedbir değildir. Onun için de hani bu tip uygulamalar işte yani bundan sonra en azından hani fiyat sabitlemesi yapacağız diye olmaları, enflasyon timi kuruyor olacağız diyor olmaları gerçekten bunun engellenmesi adına bir önlem olmuş olmuyor. Bizler dediğim gibi yani bu yeni politikaya başladığımız zaman da biliyorsunuz o zaman da ben yayın yapmıştım. Hani bir ihtimal veriyordum bu yeni politika inşallah başarılı olur diyorduk. Lütfen ekonominin doğrularıyla konuşanlar yani ben şöyle bakıyorum. Neden bu politika başarısız olsun isteyeyim ki? Yani benim öyle bir gayem yok. Benim amacım ekonominin doğrularıyla hizmet ettiğim kurumsal bireysel müşterilere doğru bilgiyi aktarmak. Dolayısıyla başarısız oluyor olmasının bana bir faydası yok. Zaten ben de bunun içerisindeyim. Bu ülkede yaşıyorum. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki aradan zaman geçti ve şu anda biz işte Nisan ayının ortalarındayız. Ve bundan sonraki süreçte de şurada bir iki haftamız var Mayıs ayına kadar. Ve ben özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'taki o faiz toplantısına çok önem atfediyorum. Bizim piyasalarda çok ciddi bir özellikle yaz ayları itibariyle çok daha ciddi bir sıkıntı yaşanacak noktaya bizi taşıyabilir diye bir öngörüm var. Dolayısıyla lütfen Mayıs'a dikkat ediyor olsunlar. Bunun alt şeylerini de söylüyor olacağım. Bugün yine bir açıklama daha vardı. Piyasada çok konuşulduğu için hemen onu da paylaşmak isterim. Enflasyon haricinde de bu özellikle ihracatçılar benim çünkü çok kendi takipçilerimde de takip edenler var, sanayici olanlar var, iş kadınları olanlar var. Bu özellikle döviz ihtiyacı için bugün Şahap Kavcıoğlu'yla sanayicilerin bir görüşmesi var ve şöyle bir şey uygulanıyor idi. İhracatçıların %25 dövizini Merkez Bankası'na yatırma zorunluluğu getirilmişti. Bu zaten uygulanıyordu. Evet. Fakat şimdi bu oran arttırılıyor. Ya Saadet bunu niye anlatıyorsun? Bu ne demek diyenler için şu manaya geliyor. Şimdi bizim ülkemizin sıkıntısı ne dostlar? Bizim ülkemizin dolar girdisine ihtiyacı var. Yani biz şu anda dövizi basamadığımız için yurt dışından bu anlamda bir döviz girdisi olması lazım ki bizim dolarımız gerçekten rahatlıyor olsun veya kurda gerçek ciddi bir gevşeme oluyor olsun. Bu sıkıntı var ama öte taraftan ciddi döviz borçlarımız da var. Dolayısıyla bu borçlar birbirini ikame etmediği zaman girdisi, döviz girişimizle çıkışımız o bizim için açımızdan sıkıntı. Şimdi Merkez Bankası da bu %25'i %40'a çekerek şunu yapacak aslında bir taraftan. Elindeki rezervi arttırmaya çalışıyor. Yani bunun piyasaya hani şöyle bir etkisi yok. İşte yurt dışında zaten ihracat edilen rakam belli. Yani döviz girişi olacak olan rakam Türkiye'ye belli. Bu rakamı arttırmaya yönelik bir hamle değil bu. Sadece Merkez Bankası'nın rezervini güçlendirmeye yönelik bir hamle. Bunun anlamı da şuna geliyor. Bizim zaten ben hani yayınlarımda dolarla ilgili sıkıntıyı bahsediyordum. Özellikle dolar TL açısından. Ne kadar hani bu yeni bir ürün sebebiyle kur korumalı mevduat dediğimiz bu ürün sebebiyle kurun baskılandığını ve dolayısıyla yukarı gitme potansiyelini ancak biz bu kur korumalı mevduat ve bir de Merkez Bankası'nın rezerv satışı yoluyla, bunu açıktan yapmıyor, kamu bankaları üzerinden yapıyor. Rezerv satışı yoluyla dolar kuru aşağı çekmeye çalıştığını ifade ediyordum. Yani bugünkü uygulamada Merkez Bankası'nın rezervini güçlendirmeye yönelik bir uygulama. Ama bizim asıl ihtiyacımız olan, yani gene şuna geliyorum. Yani devamlı sonuçları değiştirerek biz gerçekten aslında buna sebebiyet veren vakayı değiştirmiyoruz. Hani sonuçlar üzerinde oynuyoruz. Bu sonuçlar üzerinde oynadığımız tedbirlerde hep kısa süreli oluyor, anlık oluyor ve etkisi sürdürülebilir olmuyor. Onun için bizim kaygılarımız hep ekonomiyle ilgili konuştuğumuzda, içinden geçtiğimiz bu hepimizin çok ciddi hayat pahalılığını iliklere ne kadar hissettiği bu ortamda maalesef iyi şeyler söyleyemiyorum. Daha da kötüye gideceğimizle ilgili bir öngörüde bulunuyorum. Diyorum ki yani bunları görmüyorlar. Bir de üstüne Mayıs ayında Amerika'dan gelecek olan bu bilanço küçültme yani Amerika'nın tekrar doları çekmesiyle başlayacak olan dolar likiditesine de bir sıkışma olacak.
Yani bu ne demek? Zaten bizim ülkemizde dolarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Evet. Döviz borçlanması anlamında evet biz borçlanıyoruz rahat ama şimdi bundan sonra bu kadar rahat borçlanmayabileceğimiz bir olasılık var önümüzde. Buna sebebiyet vereceği için ben kaygılanıyorum. Yani Çok. eskisi kadar bu işler kolay olmayacak. Dolayısıyla da özellikle oraları zaten yine yayın yaparız muhakkak ama ben hani Mayıs'a çok önem atfediyorum. Bu anlamda bizi izleyenler ne yapabilirler noktasında da hani hepimiz belki biz onların sözcüsü gibi oluyoruz. Bazen Evet. benim bir paylaşımım ya Saadet Hanım hani gerçekten işte bu su damacanası ile ilgili paylaşımım belki tam da bunu düşünmüştük. Belki onların hislerine ve onların düşüncelerini, onların ifade edemediklerini ifade eden belki bu anlamda bir sözcü gibi oluyoruz. Ama Aynen buradan öyle. sonrası için özellikle hani dolar tarafında ben hep şunu söylüyordum. Gerçekten 16'nın üstünün aşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Keza lütfen dikkat etsinler bu yayını izleyenler. Ben dolarla ilgili bunun stresin biriktiğini ve yani bundan sonraki süreçte yükselme potansiyelini söylüyorum. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkat etsinler buraya. Bir gündemde konuşulan ve Sayın Nebati'nin de dün açıkladığı bir enflasyon korumalı bir yeni bir tasarruf ürünü üzerinde çalışıyoruz dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Birazcık belki aşina olabilirler bu söyleme. İşte süper bono falan gibi böyle şeyler var. Yani TL'de duranların şu anda faiz oranları kaç bankalarda aldıkları? İşte 14, 15, 17 arasında bir faiz oranına veya maksimum 20'ye kadar bir getiri elde edebiliyorlar. Ama enflasyon kaç? %61. Dolayısıyla şu anda tasarruflarının çok altında bir getiri almak durumundalar tasarruf sahipleri. O zaman da iş neye döndü? İnsanlar tasarruf etmekten vazgeçiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte konut alan, alabilen konut alıyor. Taşıt alabilen taşıt alıyor. Yani hep harcamaya yönelik bir nokta var. Bu yeni açıklanacak olan enflasyon korumalı tasarruf ürünü her neyse eğer enflasyona endeksli olursa o birazcık dolar TL'yi rahatlatır. Bugün biraz böyle 14-30'lara doğru bir şey gördük. Hani şuraya kanmasınlar diyeyim. Evet gerçekten böyle hani süper bono gibi veya süper bono ile kastedilen de çok yüksek faizli tasarruf sahipleri için faiz demeyelim burada biz tabii şimdi faiz vermiyoruz ya enflasyona endeksli. Enflasyona endeksli olması ne demek? Yani %60 getiri verebilecek potansiyelde bir ürün ortaya çıkaracaklar demek. Böyle bir şey gelirse bir miktar daha o dolar TL'de sakinleme olur ama olur ama demek istiyorum. Yani beni anladılar. O sadece etkisinin kısa süreli olabileceği, belki de tekrar hani bizim 12'lere doğru gevşeyebileceğimiz bir ihtimal olabilir. Buna dikkat etsinler. Şu anda bu çok muhtemelen herhalde Nisan sonuna kadar açıklayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü özellikle dönüşler Nisan'ın 3. haftası diye ben söylüyordum ve önümüzdeki Evet. hafta Nisan'ın son haftası. Burada şöyle bir şey var. Hemen orayı toparlayayım. Sonra varsa soru hemen dolar, altın, kripto kısa kısa geçerim. Bunun için söyledim. Şimdi özellikle bu sene başında bu kur korumalı mevduata koyup da yani TL'sini bu kur korumalı mevduatla dövize dönmeden bu mevduat ürününe yatıranlar vade sonları genelde Nisan'ın ikinci, üçüncü haftası, ikinci değil de üçüncü haftası ve son haftası daha çok yığılma var. Dolayısıyla şuraya gelebilir bu tasarruf sahipleri. Yahu ben koymuştum tamam dolar kuru çünkü kur korumalı da neyi sağlıyor? Dolar o gün sene başında 13,5'tu. Şu anda 14,60. Aradaki farkı devlet sizin cebinize ödüyor. Sadece TL faizini değil aradaki kur farkını da ödüyor. Yani bu anlamda aslında sistemi tamamen dolarize etmiş bir yapı bu. Ama hani özellikle bu Nisan'ın sonuna kadar olan dönüşlerde hani insanlar tekrar yapmamayı düşünebilirler. Bu yapmamaları demek de tekrar dövize bir talep yaratabilir. Onu kesmek için yeni bir ürün çıkartmak durumundalar. O da sanki işte enflasyona korumalı olan bir ürün ya da bir tasarruf ürünü. Ez cümle ama yani bütün biz bunları niçin yapıyoruz? Hani bu kadar işte böyle şey gibi kafa karıştırıcı şeyler anlattım bir yıl. Yani Aslında inanın lafını çok balla kesiyorum. Hiç kafa karıştırıcı değil. Çünkü seninle olan yayınlarımızda DM yıkılıyor. İnsanların sorduğu sorulara toplu bir cevap oluyor. O yüzden hiç kafa karışıklığı değil. Son derece net bilgiler verdiğin için ben çok teşekkür ediyorum sana. Ama sana bir sormak istiyorum Saadet. Hepimiz gerçekten
çok zor bir döngüden geçiyoruz. Yani 15 gün önce aldığımız işte su, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili çok yüksek bir uçurum var. Ekonomik anlamda bunun kontrol altına alınabilmesi için enflasyonun sana göre neler yapılmalı? Ne gibi tedbirler alınmalı? Çünkü bu aldı başını gidiyor. Daha kötüsüyle karşılaşacağımız zaten gökyüzü ve ekonomik veriler ortaya koyarken adeta nefes alıp vermemiz hayatı idame ettirebilmek için başkalarının elindeymiş gibi. Çok zor bir döngüde insanlar ve panik havası çok hakim. Ve şu dönemde söylediğine o kadar zekan var olsun. İyi katılıyorum ki herkes elindeki birikimi daha büyük kayıplar yaşamamak için ev alıyor, araba alıyor. Ev sahipleriyle herkesin başı dertte. Kiralara tefetüfenin dışında çok ciddi arttırımlar yapıldı. İnsanlar evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Ne gibi tedbirler alınmalı ki bu kontrol altına alınsın da insanlar biraz nefes alsın? Şimdi üç tane şey söyleyeceğim. Çok böyle lafı uzatmadan. Bu hem kira artışı ile ilgili hem enflasyonla ilgili. O kadar aslında yani sana göresi, hani bazen bunu siz çok söylersiniz. Saadet, gökyüzü ne diyorsa odur. Sana göresi, bana göresi yoktur diye onu sizden almış Evet. olayım. Gerçekten de bu işin yani şöyle bir şey yok. Hakikaten sana göresi, bana göresi, acaba enflasyonu engellemek adına diğer ülkeler ne yapıyor? Yani hani biz şunu konuşuyoruz Evet. ya. Yahu Amerika'da da enflasyon %8,5'lara geldi. Almanya'da da Hı. enflasyon yükseliyor. Yahu bu adamlar ne yapıyor? Ya da Ne geçmişte yapıyor? iktisat bilimi bunun kitabında ne yazıyor idi? Yani bunu gerçekten hani böyle tekrar Amerika'yı keşfetmeye, tekrar olanı yok kardeşim biz bunu böyle deneyeceğiz demeye lüzum yok. Bunun gerçekten tek reçetesi var. Faiz artışı. Faiz artışını da şuraya bağlamamak lazım. Yani bir dakika yahu. Ben şimdi bu ülke işte ben faiz artışını savunuyorum. Ondan sonra bu ülke çok yüksek faiz versin. Ya öyle böyle sebeplerden dolayı değil. Sadece şunu sağlıyor olmanız lazım. Eğer ekonominin gerekleri faiz artışını gerektiriyorsa arttırılacak. Faiz düşüşünü uygun bir ortam varmışsa faiz düşürecek ve bu konuda Merkez Bankası tamamen bağımsız olacak. Siyasetten bağımsız ekonominin gerçekleriyle hareket ediyor olacak. Şimdi biz bu iki noktada da yani hem Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hem faiz artırma noktasında çok kat'i bir duruşumuz var. Biz diyoruz ki biz ekonominin bu doğrusunu hayır kardeşim bu doğru böyle bir şeyle olamaz. Bunun tek çözümü yani iktisat kitabında yazan tek çözümü faiz artışı. Faiz artışı da neyi sağlıyor onu söyleyeyim. Hı. Enflasyonla bağlantısı ne bunun? Faiz artınca tasarruf sahipleri ne yapmaya başlıyor? Ya bir dakika diyor. Tasarruf etme eğilimi aslında artmaya başlıyor. Sen çünkü Başlıyor. kendi bireysel tasarrufuna daha yüksek bir getiri elde etmeye başlıyorsun. Hop oradan bir dakika diyorsun. Eğer faiz artışı olduğu zaman ne oluyor aslında? Ekonominin çarkları birazcık daha yavaşlıyor. Yani koşturulan ekonomi birazcık daha şeyi düşürülmüş oluyor. Yani biz 250'de gidiyorken bizim motor 100'e düşürüyoruz. Öyle düşünsünler. Daha sakin bir gidişata sebebiyet veriyor aslında faiz artışı. Ve biraz bu yatırımları da elbette frenliyor. Fakat biz öyle şeyler yaptık ki faiz artışı yapılabileceğimiz bir işte o Aralık ayında dolar kuru çok 18'lere geldiği vakit Evet. bari orada bir hamle yapabilirdik. Şimdi artık çok ciddi bir makas açıldı. Bizim faizimiz 14 işte enflasyonumuz 61. Artık bu saatten sonra %40 %50 gibi bir faiz artışını yaparsak bu da şuna gelecek bu sefer. Hani o araba örneğini gözlerinin önüne getirsinler. Evet. 250'den 100'e düşürerek en azından o dönemde belki 5-6 puanlık faiz artışıyla arabanın hızını 100-150'ye düşürebilirlerdi. Ekonomiyi birazcık soğutabilirlerdi. Şimdi ise eğer bir anda 40-50 puan faiz artışı yaparlarsa arabanın 10 kilometre veya 20 kilometre hıza bir anda düşürülmesi demektir. Biraz araba kullananlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Öh öh diye araba şey olur bir anda sarsılır belki de
sarsılıp şeye vurursunuz, bariyerlere vurursunuz, tepe taklak olursunuz. Bizim ekonomimizde de Aynen. durum böyle. Şimdi öyle uzaklaştık ki artık şu saatten sonra biz böyle 40 puan falan faiz artışı yapıp da biz bu enflasyonu engelleyeceğiz noktada değiliz. Onun için bir tanesi çok önemli noktalardan bir tanesi en yüksek bizim enflasyondan dert yakındığımız nokta gıda fiyatlarındaki artış. Evet bu dünyada da artıyor. Evet Rusya-Ukrayna meselesi olduğu için biz buğday fiyatlarının ne kadar çok arttığını çünkü dünyaya ihraç eden iki büyük ülke Rusya ve Ukrayna bu konuda. Evet. Petrol fiyatları öyle bu sebepten dolayı artış gösterdi ama şimdi petrolü biz çıkaramıyorsak ülke olarak ama bizim şahane dört mevsim yaşanan muhteşem bereketli topraklarımız var. Biz tarım konusunda, çiftçiyi desteklemek konusunda ya ben haberleri açtığım zaman 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 da denk geliyorum çiftçilerin feryadına. Evet. Buğdayla ilgili feryat ediyorlar ya böyle adam diyor ki benim diyor mazotum diyor ben bu tarlayı ekmek için diyor mazot koyuyorum diyor deposu 1500 liraya doluyor diyor. Ben diyor bundan önce diyor bu kadar yüksek değildi ki benim diyor. Ben diyor kaç sefer sürmem lazım bu buğdaydan verim almam için? 3 sefer Tabii. mi süreceğim? Belki artık o bir depo benzini bir haftada tüketiyor bu çiftçi. Dolayısıyla sen şimdi Evet. çiftçiyi bu noktada desteklemiyorsan gerçekten eğer sen gıda fiyatlarındaki enflasyon artışını sadece marketlere mal edip ya bunu marketler yükseltiyor canım 3-5 tane tekelci grup deyip marketlerin üzerine atıp eğer sorumluluğu gerçekten şu andaki ekonomi yönetiminin başında olan bütün yani şu andaki iktidar partisi bu sorumluluğu almıyor ise kim alacak o zaman? Yani sen kur korumalı mevduat getiriyorsun. Belli bir tasarruf sahibini aman bak onları diyorsun destekleyeyim. Ama gerçekten bu ülkenin sorunu olan gıda fiyatları artışını engellemek adına, tarıma dönmek adına bu kadar muazzam topraklarda biz nasıl olur da hala yurt dışına ihraç etmek değil de hala biz böyle ay en basit tohumumuzu dahi yurt dışından alıyoruz. Üretim Alıyoruz yapabilmek maalesef. için. Dolayısıyla Çok bizim acı. burada enflasyonu engellemek adına sözü uzatmayın. 3 tane şey demiştim. Bunlardan bir tanesi evet enflasyonu önlemek adına faiz artışı yapılmak zorunda. Bu biraz ekonomiyi soğutmak için yapılması gerekecek. En kitabi, en basit iktisat bilgisi. Yıllar yıllar 1890'lardan beri acaba enflasyonu engellemek için başka hangi tedbirler alınabilir diye tarihte de bazı yöneticiler bunu denemiş. İşte kur korumalı mevduatı da biz 1950'lerde yapmışız. Biz Sayın Evet. Turgut Özal döneminde o zaman da bilgisizliğin vesikası inşallah bir daha hiçbir iktidar bunu bir daha yapmaz diye açıklaması var Turgut Özal'ın. Baksınlar kur korumalı mevduatın filmin sonuna yani şu an süreci yaşıyoruz. Filmin Evet. sonunda değiliz. Filmin sonunda gene çok büyük acı bir tablo bekliyor bizi. Ve maalesef bunun faturası da size bana bütün vatandaşlara kesiliyor. Yani ama bizler akıllı olacağız. Yani ben artık bu saatten sonra aman canım ekonomiyle de ilgilenmiyorum. Aman canım beni ne ilgilendiriyor diyen özellikle kadın izleyicilerime çok kızıyorum. Onun için de hep bu işte eğlenerek sosyal medya paylaşımlarım olsun. Aslında delirmenin başka bir versiyonu. Orada hani stresimi atıyorum ama o bilgiyi alsınlar istiyorum. Lütfen bu kadar kendinizi hem siyasetten hem de ekonomiden soyutlamayın. Çünkü bizler çalışıyoruz kendi çocuklarımızın geleceği için. Ama öyle şeyler oluyor ki biraz demek ki bu tarafta da bu kadar mesafeli durmamamız ve tamamen konuyu böyle başkalarının yönetimine bırakmamamız lazım. Onun için biraz belki Aynen öyle. toplumsal bir şey gibi oldu bu ama bir de özellikle şu kira artışları konusunda bir şey söylemek istiyorum. Ben bir dönem belki onu bir örnek olarak anlatmışımdır. Bir ara bir böyle Londra'dan ev bakıyordum 3-5 yani 2018'lerde. Şöyle bir şey vardı olan bir onu da bilgi vereyim isterim. Şimdi mesela Londra'da ev fiyatları ki mesela haberleri takip edenler bilecektir. Kanada'da da ev fiyatları çok yükseldiği için hemen Evet. yabancılara ev satışını durdurdular mesela. Şimdi bu hem kira için hem ev fiyatları için şunu yapılması gerekiyor. Burada devletin müdahalesi hani her konuda yapıyoruz da asıl burada yapmamız lazım. Yani asıl bu konuda yapılıyor olması lazım. Hasadet devlet ne yapacak? Bak devletin ne yaptığını ben size örnek vereyim Avrupa'da. Şimdi siz Amsterdam'da kiralık bir dairenizin olduğunu düşünün. Sizin kiralık daireniz eğer 6 ay içerisinde devlet sana diyor ki oranın belediyesi yani senin İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde bir kiralık evin var. En mütenah semti.
en çok arzu edilen, en çok da ki herhalde fiyat artışının yaşandığı semtlerden bir tanesi. Biri. Senin orada evin varsa sana diyor ki devlet, yani oranın belediyesi diyor ki sana, sen diyor 6 ay boyunca diyor kendin diyor istediğin kiracıya ver diyor bu evi. Sen diyorsun ki ha ben işte 5 bin lira istiyorum, 15 istiyorum, 35 istiyorum, her neyse. Bu arada öyle 35-45 falan gibi bir rakam yok, onu da söyleyeceğim. Sana 6 ay bir mühlet veriyor evini kiraya vermen için. Eğer o 6 ay içinde veremezsen, bir dakika diyor, sen öyle demek ki diyor şeyi kızıştırmak için bunu yapıyorsun. Ben diyor o zaman devletin gerçekten ihtiyaç sahibi olan semtinden kimse, diyelim ki bu ihtiyaç sahibi Fatih'te mi oturuyor? Fatih'ten gelip Bağdat Caddesi'nin göbeğindeki o 2+1 eve kiracıyı koyuyor ve diyor ki sana, ben diyor bir kira fiyatı açıklıyorum. Benim açıkladığım kira fiyatı da 2.300 lira. Sen 10 bin lira istiyordun ama 2.300 liradan da sana ben gene merak etme kiranı vereceğim ama 2.300 liradan ödeyeceğim diyor. Yani bu iş Avrupa'da, en azından ben size hani Amsterdam örneğini bildiğim için orada yaşayan arkadaşlarım da var. Mesela Hollanda'da bu işler böyle ilerliyor. Amsterdam'da bu iş böyle oluyor. Yani senin o kadar fahiş kira artışı yapmana ev sahibi olarak müsaade edilmiyor zaten. Dolayısıyla bizde ise tamamen bir Orta Doğu kafası var. Tamamen böyle bir tutturabildiğine mantığı var. Hem evin gerçek fiyat artışı inanılmaz. Yani sen az evvelki Londra örneğim de ona bir örnek olsun. Ben oraya ev bakarken böyle işte o zamanlarda bir sterlin de çok düşük. Yani söyleyeyim böyle 5'lerde falan. Şu anda 20'lerde olan sterlin. 2018 senesinden bahsediyorum. Herhalde 2017'ydi. Evet. Ya ben böyle 20 bin sterline bir yer buldum. Aa dedim şahane. 20 bin ben buldum dedim. Bir sene içerisinde 50 bine bile satarım. Kendi kendime böyle bir şey yapıyorum. Hani para kazanacağım ben bu işten diye. Oradaki konuştuğum emlakçı dedi ki yapamazsınız dedi. Nasıl yapamam dedim. Niye yapamıyorum canım? Ben 20 bini almışım. 50 bine satmak istedikten sonra niye? Kim mani buna yani? Ben satmak istiyorum 50 bine. Ki bir de dedim yani bence kendimce o lokasyonu araştırdım falan filan. Yani bence orası gerçekten daha fazla eder ve bence orası 20 binden daha yüksek bir bedele satılabilir bir yer. Yok öyle Sait Hanım dedi. Olmaz öyle şey. Çünkü dedi her evin bir şeyi var, avukatı var ve bir de size oradan bu fiyat artışının, yani şöyle diyeyim, her ev, nasıl emlakçılar burada aracılık ediyor, her Evet. evin satışı olan yerde de bir avukat var. Avukat devlete şey yapmak zorunda, şunu belirtmek zorunda. Yani siz dedi 20 bine alıp 50 bine satacaksanız, sizin o ev satışına aracılık eden avukat ve noter, bunu da tasdik eden bir şey yazmak zorunda. Yani çünkü ona hesap sorarlar. Sen nasıl olur da 50 bin üzerinden satılmasına onay verdin? Ne oldu ki orada böyle bir fiyat yükselişi oldu? Bunun açıklamasını siz yapıyorsunuz. Bunu oradaki o işte o lokasyondaki değer artışının neden kaynaklandığını, onlar zaten belli raporlar var. O raporlara da yer almak zorunda. Avukatla beraber devlete bu şeyi, bilgiyi vermeniz lazım. Onun için hiçbir avukat sizin bu satışınızı onaylamaz. Çünkü 20'ye almışsınız, 50'ye satmışsınız. Londra'da mümkün değil böyle bir şey olamaz dedi. Yani böyle bir ihtimal yok. Onun için unutun onu dedi. Yani 20 olur, 25 bin olur hani diyeyim. Yani oradaki o enflasyon ve yıllık artış oranı makul düzeyde neyse o. Dolayısıyla şu, özet şuraya geliyorum. Böyle ben canım, benim şu evim 5 milyon ediyor. Benim evim 10 milyon ediyor. Zaten enflasyonda %70. 1 milyon liralık evim, vallahi benim evim çok değerli. 5 milyona satarım. Alıcısını da bulurum. Kafasında öyle bir yönetim Avrupa'da yok. Bunu biliyor olsunlar. Dolayısıyla da ben çok üzülüyorum. İnsanlar hakikaten şu dönemde, bir de öyle bir şey oldu ki iş şeyden çıktığı için şu anda hani fiyatlama davranışları bozuldu deriz biz. Bir Evet. anormal bir şey var piyasada. Yani bir türlü o dalgalanan fiyatlar tam rayına oturmadı. Dolayısıyla bunun da hem insanlar üzerinde, hem bizim tüketimimiz üzerinde, hem bu ev fiyatları ya da işte kiralar Evet. üzerinde de anormal bir artış var. Ev sahibini de haksız bulmuyorum. Ev sahibi de diyor ki yani çok yüksek enflasyon, hayat çok pahalandı. Dolayısıyla ben de şimdi baştan, çünkü kiracıyı alsa 5 yıl boyunca şeyi arttıramayacak. O 5 yıllık sanki kafadan yapacağı artışı şu anda mesela 10 bin liralık bir daire kirası 40 bin liraya geldi. Acayip yüksek diyoruz. 40 bin liraya kira mı olur diyorum ben. Mesela bakıyorum 40 bin lira kiralar. 35-40 bin lira arası Evet. gerçekten belli lokasyonlarda. Ama o zaman da konuşunca diyor ki yani evet ben şimdi buraya geldi oturdu. 5 yıl boyunca aynı kiracı olacak. Sen ben bir daha diyor bu kadar yüksek fiyat artışı yapamam. Kafadan %60 gitmedi mi enflasyon? Evet Aynen diyorsunuz öyle. yani. Dolayısıyla da
biraz belki şey gibi oldu. Hani bir hani ekonomiyi konuşuyoruz ama yani ben hani kendi deneyimimden de kendi gördüklerimden de örnek vererek daha yaşanmış örneklerle de anlatmayı seviyorum. Onun için gerçekten bizim şu anda evet işte faizi düşük tutuyoruz, konutu teşvik ediyoruz ama asıl buralarda, asıl kira artışında, asıl evlerin Evet. fiyat artışında devletin ve hükümetin aslında asıl fiyatı yapıcı, yani nasıl marketlere hop sen ne yapıyorsun fiyat arttıramazsın deyip ensesinde boza pişiren bizim şu andaki ekonomi yönetimi, ya niçin ev fiyatlarında hop siz ne yapıyorsunuz bakayım bu kadar yüksek fiyat artışı mı olur deyip aynı uygulamayı yani sektörlerin bir tanesini tukaka yapıp böyle ensesinde boza pişiriyoruz, vuruyoruz kırbacı ama öbür tarafta yok tamam bunlar gidebilir mantalitesindeyiz. Ben biraz buradaki yanlışları görünce biraz böyle şey oluyorum, celalleniyorum. Beni tanıyanlar, bilenler biliyor ama biraz dediğim gibi iş bize düşüyor. Gerçekten bizim farkındalığımız, bilgimiz ne kadar artarsa, bunları ne kadar çok sorgularsak ve sorgulamaya da başlarsak o zaman bir şeyleri değiştirebileceğimiz ve bize evet artık böyle çok yavan söylemlerle gelen ekonomi yönetiminin aslında ne kadar yavan olduğunu algılayabilmek için ya da ben zaten dünyada da enflasyon var. Yani sokak röportajı yapıyorlar. En son onu da söyleyeyim. Ay çok konuştum. Ben Ay yok, böyle çok doğmuşum değerli herhalde. bilgiler veriyorsun. Çünkü hepimiz, bence pek Hayır. çok kişi bizimle aynı duygu ve düşünce içerisinde. Sözcülüğünü yapıyoruz biz onların. Celallenmemek mümkün değil. Çünkü kazanıyorsun, kazancın giderinden daha az kalıyor. Yani bir aile geçindirmek, bir ailenin sorumluluğunu almak, ya her şeyi bir tarafa bırakalım. Günlük hayatımızı idame ettirmekte zorlandığımız bir döngüden geçerken söylediğin her şey çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Hani arada ben de tabii böyle dediğim gibi kendimi o şeyin konunun hem yani şu çok yoruyor beni. Doğruyu bilip engel olamadığın ve gerçekten sözünü yükseltmene rağmen karar alıcılar üzerinde hiçbir şeyin uygulamanın olmuyor olması beni böyle çok hakikaten böyle şey hissettiriyor, kötü hissettiriyor. Onun için bazen böyle şey oluyorum, yükseliyor tansiyonum da. Şeyi örnek verecektim. Yani mesela sokak röportajlarında işte hani bizim böyle daha ne diyelim belki daha cahildir. Hani soruyorlar ya işte mesela şu andaki hükümetten kaynaklanmıyor bu diyor. Dünyada da enflasyon yüksek diyor. İşte adam sadece onu seyrediyor. Adam yani baksa ana akım bütün kanallarda sanki Amerika'da da enflasyon %50, Avrupa'da da enflasyon %30 falan gibi böyle bir hayal bir dünya var yani. Yaratılan öyle bir dünya var ki. Şimdi şuraya gelmiyoruz biz. Hiç onu sorgulamıyoruz. Yahu biz bu yanlışları yapmasaydık 6 ay önce, hiçbir şey yapmasaydık, şu faizleri düşürmeseydik, bari 25-30 bandında bir enflasyonumuz olurdu. %60 olmazdı. Bu kadar daha da artacak. Evet. Diyorum ki %70 daha da yüksek. Yani bunu bu kadar iliklerimize kadar hissedeceğimiz yanlışlar silsilesine bizim içerideki yanlışlarımız sebebiyet veriyor. Onun için Evet. biraz buralarda onları tenkit etmeyelim. Bunu onun için söyledim. Yani yahu bu insanlar da cahil demeyelim. Çünkü o gösteriliyor. Nereden bilsin ki Amerika'nın enflasyonunun 8 olduğunu ya da 8,5 olduğunu. Avrupa'daki onlar için inanılmaz bir şey. Almanya örneğini veriyorlar. Evet, Almanya'daki Evet. adam için şu andaki evet yani Avrupa'da böyle 5'lerde 6'larda enflasyon. Biz o kadar yüksek enflasyonla yaşamaya alışık bir ülkeyiz ki onlar için inanılmaz bir şey bu. Yani onlar çok Evet. şaşkınlar bu durumda. Ama bütün buna sebebiyet veren neydi? Filmin başına gelelim. Enflasyon neden oldu? Pandemiyle beraber bütün dünyada bir para basma süreci oldu. Yani dolaşımdaki Evet. para arzı artınca bu bollaşan para bize enflasyon olarak yani bunun ekonomideki karşılığı bize enflasyon olarak geri dönüyor ve bizim satın alma gücümüz düşüyor. Dolayısıyla da Düşüyor. maalesef işte bu fiyat sabitleme yöntemi ya da işte farklı yapılacak olan her yöntem ya da işte mesela bu kur korumalılarda filmin sonunda ya bu nereden yaratılıyor bu kaynak? Bir sorduğumuz zaman nereden hani ya benim vergilerimden buraya kaynak aktarılacak ya da para basılacak. Çok kötü bu. Bu da şey gibi hani bir kedinin kendi kuyruğu etrafında böyle kuyruğunun peşinde dolaşması gibi. Yahu Dolaşması. biz aslında enflasyonu
önlemek istiyoruz ama öbür taraftan para basıyoruz. Para bastıkça enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça gene aynı sarmalın içerisinde dön dolaş çok kötü bir noktaya doğru. Kısır Zaten döngü. öyleyiz de daha da öyle bir sarmala gidiyoruz. Onun için yani hem sabır diliyorum herkese hem de biraz şapkayı alıp bizim de kendi yanlışlarımız. Yani ben vatandaş olarak kendi sorumluluğumu yaptım mı diye o sorgulamanın da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz dolar altın kripto konuşalım mı? Onlardan da bahsedersen çünkü biliyorsun çok soruyorlar. Tamam. Şimdi özellikle ben haftalık yorumda da bu altınla ilgili hafta benim tarafta izleyenler de varsa şey demiştim. Ya biraz bu altın hani böyle bir 900'lere doğru da gitmek istiyor galiba demiştim ki. Ama Evet. bugün şimdi ben orada şöyle bir şeye takılmışım. Bugün aslında bu Amerika'nın enflasyonun şöyle bir etkisi var. Enflasyon olduğu zaman dünyadaki para şöyle oluyor. Ha bir dakika parayı nerede koruyabilirim? Büyük fonlar paranın korunabileceği adresler de belli. Onlardan bir tanesi de altın. Onun için biz altının onsunun bayağı iyi bir yükseldiğini gördük. Yani 1975 onslara doğru geldi. Keza ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Eğer 1950'nin üstünde kalırsa bu tekrar bizi 2000'lere doğru götürüyor. Sanki bu sefer şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda 1900 bu yayın yapılırken de 1900 okuyamıyorum tamam ama sanıyorum 1900 grafikten 1961'lerde yani 1950'nin üzerinde kalıyor olması bizi tekrar dediğim gibi ons olarak 2000'lerin üstüne taşıyabilir. Ama bunu ben şu 2 haftalık dönem için söylüyorum. Yani çünkü Mayıs özellikle o 4 Mayıs'taki Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı inanılmaz önemli. Yani orada yeni bir fiyatlama gelecek. Şu 2 hafta içerisinde yükselirse hani bu sebeple yükselir. Enflasyon yüksek geldiği için biraz böyle 1950'nin üstüne kaldıkça da 2000'lere doğru atma potansiyelinde. Hemen oradan grama geleyim. Malum bizim gramcılar tabii şöyle aslında bugün ons bazında yani dünyada altın yükseldi ama bizim içeride Evet. dolar kuru işte bu hani bahsettim ya ihracatçıların Evet, evet. şeyi %40'a yükseltiliyor. Onun için birazcık böyle dolar kurunda bir işte enflasyona korumalı yeni bir ürün falan. Onun için böyle bir dolar kurunda bir sakinleşme var. 14-30'lara doğru geldik. Onun için şu anda gram 922'lerde. Ben diyorum ki gram hakikaten 900'lere doğru hani dolar biraz daha geri çekilir. Bu sefer dolar kaynaklı birazcık geri çekilme olabilir. Dünyada altın yükselse de gramın aşağı gelmesine sebep olacak olan şey dolar kurunun birazcık sakinlemesi sebebiyle olabilir. Hani 900'lere doğru geldikçe hiç almamış olanlar bence hani orada bir miktar portföylerine kademeli diyorum ben buna bölerek yani 5 lirasının 1 lirasını alıp bir 2 lirasını bekleyerek işlem yapabilirler. Özellikle gramda da altın için hani şöyle diyeyim şu an 925'lerde yani buradan 900 gidip gidebileceği yer 965'lere doğru bir yükseliş. Aşağıda da 900'ler var. 900-965 bandını dikkate alabilirler. Bu önümüzdeki 2 hafta için. Mayıs'a dediğim gibi tekrar önem atfediyorum. Çünkü orada yeni fiyatlamalar bekliyorum. Onu zaten Evet. Bilal'e tekrar izah ediyor olurum. Dolar TL'de de şöyle. Yani bu kur korumalı mevduat, işte enflasyon korumalı bir ürünün gelecek oluyor olması, hani hakeza faiz artışının olmuyor olması bizi dolarda böyle hep bir kalıyoruz. Yani sene başından beri işte 13 30 13.80 bandındaydık. Orayı bir kırdık. 14'ün üzerine attık. Şimdi 14 ile yani 14 30 ile 15 30 arasında git gel yapıyoruz. Biraz hani bu 14 30 15 30 bandı korunabilir ama bu enflasyona korumalı ürün gelirse 14 30 aşağı doğru kırılabilir. Orada bir dikkat etsinler. Ama onun kalıcı olmasını beklemiyorum. Ha kırarsa saadet nereye gelir? 12 gelip görebileceği yer. Öyle çok aşağısını falan beklemiyorum ya. Onu da söyleyeyim ama çok iyi bir şey gelmesi lazım. Yani onu söyleyeyim. Çok iyi bir böyle çok yüksek oranlı bu kur korumalı gibi bu enflasyona endeksli ürünle ilgili ne çıkaracaklar? Yani daha onu öğreniyor olacağız bu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde. Ona bir bakmak lazım. Ama ben dolar TL'de her geri çekilmenin maalesef bu uygulanan politikadan dolayı bizi çok daha ben buna şey örneği veriyorum. Düdüklü tenceredeki misali o böyle hani üstündeki böyle pupası vardır ya onun arada böyle gazının alınması lazım yoksa patlar. Arada hafif hafif yapmaya çalışıyor Merkez Bankası ama içeride yine enerji birikiyor. Bu biriken enerji bizi bu sene kış aylarında çok büyük zorlayacak. Onun için inşallah bu politikadan
ısrarcı olmaktan inşallah bence dönerler diye düşünüyorum. Ha, onun da dönüşü ne zaman olur? Yaz aylarını görmek lazım. Herhalde bir turizm gelirine dikkat edeceklerdi. Onun için dolar TL'de böyle söylemiş olayım. Kriptocular, ya onlar çok mutsuz ama bir şey söyleyeceğim. Yok. Biz sene başında sizinle yayın yaptığımız zaman lütfen onu da benim YouTube'uma baksınlar. Hatta ben böyle Baksın. şey demiştim. Ay burası çok önemli. Çünkü şöyle bir yayın yapmıştık biz. 2022'nin en önemli başlıkları yani en çok Evet. kazandırma potansiyeli olan en azından ilk yarı için neler olabilir? Siz kriptocular dikkat etsinler demiştiniz. Hatta ben de ya o zaman kripto bu sene çok böyle bir şey göstermeyecek mi demiştim. Ben bunların aynı kayıtları var yani YouTube'da bakabilirler. Lütfen Kriptocular bu sene biraz izlesinler. Çok önemli bir yayındı çünkü o. Çin astrolojisine göre kaplan yılını karşılarken bunların olacağını öngörüp paylaşmıştık. Mutlaka Saadet'in YouTube kanalından izleyin ki yanlış kararlar almayın. Paniğe kapılarak daha büyük zararlara yol açacak durumlar yormasın sizleri. Kriptoda şöyle bir durum var. Ben kendi yorumumda bu hafta birisi hatta sormuştu ya Sait Hanım tam da böyle ben yayını yaparken 42.500'lerde falandı. Ya Sait Hanım 45 bine gider mi bu hafta diye sormuştu. Ben de şey dedim ya teknik olarak baktım aşağı gelme potansiyeli var. Bunu nasıl diyeyim şimdi yukarı gelecek diye demiştim. Şu anda bu yayın yapılırken 39.433'te Bitcoin. Ethereum'da da hemen şuradan bakıyorum. 2.980'lerde. Ya kriptoda şöyle bir şey var. Ben birazcık daha bu arada hani seviye vereyim. Bu 38.400'lerin altına geliyor isek şeyde Bitcoin'de. Yani şu an 39.500'lerdeyiz. Eğer 38.400'ün altına geliyor isek o tekrar bizim 33.000'li hani oradan başlamıştık hikayeyi. Oraya doğru geri döneceğiz. Şeyi yaratır. Onun için 38.400'ün aşağı geçiliyor olmasına daha önem atfediyorum. Yok geçilmezse 38.400, 41.500. Bitcoin'de şöyle bir şey yapıyor bir süredir. Sene başından beri böyle. Kriptocular en azından takip edenler bilecektir ama yani bant hareketi deriz biz. Aşağıda belli işte en aşağı 33.000 diyeyim ama birazcık da 38.000, 48.000. Yani böyle bu bant içerisinde ne çok yukarı kırmadı. O geçen seneki işte 60 bin, 61 binlere doğru ne öyle bir yukarı hareket oldu ne de öyle hani 20 binler falan da görmedik. Zaten öyle bir beklentim de yok. Fakat hani şey olabilirler sanki bu sene kriptoda özellikle yine Mayıs ayında çok dikkat etsinler diyorum. Çünkü dediğim gibi yeni bir fiyatlamanın ne yöne doğru olacağını göreceğimiz için hep böyle bir Mayıs'a önem atfediyorum. Fakat hani orada biraz al sat yapabilirler. Sanki hani yatırımcı olup da ya ben alayım da uzun vadede tutayım diyenler açısından tekrar bir fırsat geliyor. Yani şimdi bu alım yapmak isteyenler mesela bu tekrar 38.400'ü kırıp da tekrar aşağı doğru geliyorsa bak mesela öyle 35 binler 36 binler falan tekrar görülürse yatırım amacıyla ya ben evet ya alayım da böyle tutayım tekrar bu 50 binlere geldiği zaman satarım diyenler için fırsat demektir. Onun için de hani buraları ilk defa alacak olanlar biraz daha aşağı gelmeyi takip ederek hani o anlamda bir şey olursun takip etsinler diyeyim. Ama kriptocuları bu sene yüzü gülmedi. Yani biraz böyle gene de gülmeyecek gibi gözüküyor. Yani ben Mayıs'ta da böyle bu Amerika'nın faiz arttırma hikayesi falan çok böyle kısa soluklu bir şey beklemiyorum. Yani yükseliş randımanına hala gelmiş değil. Ama teknik olarak baktığım zaman da ya burada hala 60 bin potansiyeli var. Yani o bozulmuş da değil. Onun için hani bu gidecek ama hangi sebeple gider? Yoksa yaz aylarından sonra mı böyle bir tekrar orada bir yeni bir şeyle, yeni bir hikayeyle yükselişi görürüz? Yani şu anda değil ama yani onu söyleyeyim. Yani şu anda kısa vadede benim kripto tarafında beklentim bu yönde. Biraz belki Bilgine uzattım ama sağlık. Gümüşü inşallah soruyorlar bu faydası olur. arada. Gümüşü Ha, soruyorlar gümüş. ve 30'unda yılın ilk tutulmasıyla karşı karşıya olacağız. Tutulma yayınına ayrıca yapacağız ama boğada gerçekleşecek tutulma zaten güven olgusunun para, tarım, finansal konularla ilgili pek çok şeyin dönüştürücü etkilerini beraberinde getirecek. Bence bu yayını kaydedeceğim. YouTube Astro DA'dan da izleyebilirsiniz. Yarın yüklenmiş olacak.
Çok önemli, çok değerli bilgiler verdi. Gümüşü soruyorlar ısrarla. Son Tamam. olarak çok yorduk Saadet'i. Gümüşle ilgili önerilerin neler olur? Sözü sana bırakıyorum yine. Tamam. Ben de şey böyle normalde Ramazan'da tamamen hani yorgunluk duruma göre bakıyorum şimdi. Sahura kadar yayın yapabiliriz, sorsunlar. Hiç şey değil. Şimdi gümüşüm bu arada yan tarafımda şey grafiklerim açık. Birazcık uzaktayım, oradan görmeye çalışıyorum. Şu an 25-30'larda gümüşün onsu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani ben bu ya ben bu gümüş için aslında daha pozitifim. Yani burada şey var çünkü şöyle diyeyim. Bir süre böyle 21-23 bandında gittik geldik. 23,5 kırdı şu an işte bu 25-30'larda. 27 ve böyle 28 dolarlara doğru gümüşte bir potansiyel görüyorum. Gümüşte uzun vadede sabırlı olanlar para kazanacak. Ben öyle görüyorum. Çünkü aynı bu Bitcoin'de gördüğüm hani öyle iyi bir seviye söyledim az evvel 60 binler gibi. Evet. Gümüşte de böyle yüksek bir seviye görüyorum ama uzun vadeli tutabilecek olanlar. Yani kısa vadede gene git gel hareketi. Hani 28 işte aşağıda da 23,5 dolarlar diyelim. Öyle git gel hareketi yapıyor gümüş ons olarak baktığımız zaman. Ama yüksek potansiyeli sabırlı olanlar sanki bence gümüşte daha o performansı görecekler. O da birazcık daha şey var. Yani önümüzde zaman var. Ama Saadet buradan gitme potansiyeli var mı? Vallahi 25 doların üstünde sanki 27 dolarları atmak isteyen bir gümüş var gibi görüyorum şu anda. O zaman da zaten bu arada altının onsu da 2000'lere doğru gelir yani. Gümüşü 27 dolarda görürsek altını da 2000'lerde görmüş oluruz. Altıncılar ah tüh gene alamadan altın yükseldi diyebilirler. Gene bekleyecekler ama bak diyorum ki bu şu anda yükseliş şeyinde. Evet. Biraz bekleyin. Bak Mayıs ayı önümüzde geliyor yani. Orada size tekrardan bir fırsat verecektir diye düşünüyorum. O güzel bilgine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, ana sayfamdan, yarın da YouTube Astro Deha'dan içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde hem Jüpiter Neptün enerjisinin yansımasını hem de ekonomik anlamda çok güzel bilgilerle aydınlattın bizi. Demek ki iş bize düşüyor. Daha çok araştıracağız. Tabii ki diğer ülkelerle olan biten veya bir şekilde kafamızı karıştırmak isteyen bilgilere duyacağız ama bunun doğruluğunu araştırmamız gerekli. Çünkü hiç kimse veya büyük bir çoğunluk çok kolay para kazanan insanlar değiliz. Emek veriyoruz, mücadele ediyoruz ve öyle bir noktaya geldi ki üretici zamdan dolayı karından fedakarlık ediyor. Çalışan hem hayatını idame ettirmeye çalışıp hem de iş sorumluluklarını yerine getirmeye mücadele ederken psikolojik anlamda da bedensel anlamda da çökmüş durumdayız. Aileler dağılıyor ekonomik kriz yüzünden. Çünkü hakikaten bu verileri, bilgileri dinleyin, okuyun, araştırın. Ani kararlar almamamız çok önemli. Çünkü dengelerin değiştiği, uyanışın çok gökyüzünden yeryüzüne titrete titrete pek çoğumuzu kabuğundan söküp atarak etkili olduğu bu günlerde yüksek bilince erişmemiz önem taşımakta. Çok teşekkür ediyorum Saadetçim. Seni seviyorum. Gökler renklerimiz yolumuz Ben de. ışık olsun diyorum. Sen kapat yayını. Ah, bunu becerebilirim diye düşünüyorum. Çünkü yalnız bu sefer de Instagram kendini kapatmıyor yani. Bayağı bizi sevdi. Kendini kapatmıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani ben de böyle kendi naçizane bilgilerimi paylaştım ama içimizi karartmaya gerçekten gerek yok. Çünkü bazı şeyler bizim dışımızda gelişiyor. Ama bence sanki bize düşen bu konudaki farkındalığımızı arttırmak. Yani az evvel hep yayında onu vurgulamaya çalıştım. Bu konulara çok uzak durmadan yaşayan biziz. Bu sorunları sıkıntılarla boğuşan biziz. En nihayetinde olan halka oluyor. Ama demek ki biz de seçimlerimizi yaparken biraz daha akıllıca olmamız adına bir şeyleri daha farklı yapmamız lazım. Sanki ben öyle hissediyorum. Bütün bu sürecin de bize bunun sebeple bu musibetleri yaşadığımızı düşünüyorum. Belki bunu fark ettirmeye çalışıyordur. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok öpüyorum, Her çok zaman. özledim. Görüşelim. Mutlaka görüşelim. Yarın arıyorum, bir iftar programında buluşalım. Evet. Evet, aynen öyle. Süper olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgiler.